Adet düzeni genellikle 24 ile 35 gün arasında seyreden adet olarak tanımlanmaktadır. Eğer 24 günden daha kısa ya da 35 günden daha uzun sürede adet döngüsü ortaya çıkıyorsa adet düzensizliğinden bahsedebiliriz. Adet düzenini yorumlarken şüphesiz birçok açıdan değerlendirmemiz gerekir. Öncelikli olarak kadın yaşı burada oldukça önemlidir. Erken ergenlik döneminde yani adetin ilk başladığı dönemlerde 12 ile yaklaşık 18-20 yaş arasında ve doğurganlık döneminin geç dönemi 40'lı yaşlardan sonra hatta 45 yaşından sonra adet düzensizliği ortaya çıkabilmekte. Bu durum yumurtalıklardaki yumurta rezervinin erken dönemde olgunlaşması, ergenlik döneminde ya da menopozal geçiş döneminde 45 yaşından sonra yumurta rezervinin azalma sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Burada temel olarak adet düzeni belirleyen yumurtlamanın olup olmamasıdır. Adet döngüsünü yumurtlama olan ve olmayan şeklinde yorumlayacak olursak yumurtlamanın olmadığı en sık dönem erken ergenlik ve doğurganlık döneminin 45'li yaşlardan sonrasıdır. 20 ile 45 yaş arasında genellikle kadınlarımızda düzenli bir adet bekleriz. Ancak bu dönemde de adet düzenliğiyle karşılaşabilmekteyiz. Doğurganlık dönemde adet düzensizliğinin en sık nedeni temel olarak yumurtlamanın olmamasından kaynaklanmaktadır. Ve bu şekilde genellikle 35 günden daha uzun süren, hatta 2-3 ayda bir görülen, hatta yılda 1-2 defa görülen adet dönüşüleriyle karşılaşmaktayız. Yumurtlamanın olmamasının da temel olarak birkaç nedeni vardır. Burada da en sık yumurtalıklarda çok fazla yumurtanın olup ki bu durumu polikistik over sendrom olarak tanımlıyoruz. Aradan bir yumurtanın seçilip büyümemesi şeklinde tanımlayabiliriz. Genellikle polikistik over sendromlu kadınlarımızda adet düzensizliği ile karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra yumurta rezervinin az olduğu kadınlarımızda ya da yumurtalıklara uyarı gönderen beyindeki hipotalamus ya da hipofiz diye tanımlanan bezlerin yeterli fonksiyon görmemesi neticesinde yine yumurtlama fonksiyonu gerçekleşmemesi ve neticede adet düzensizliği ile süreç ilerlemektedir. Peki yumurtlama olmaması durumunda ya da adet düzensizliği karşılaştığımızda hastalarımızı nasıl yönlendiririz? Öncelikli olarak her zaman olduğu gibi nedeni ortaya koymamız gerekir. Bu süreçte adet süresinin normalden kısa ya da uzun olması bizim için son derece önemlidir. Ya da kanama miktarını yine değerlendirmek bizim için anlamlıdır. Normalden fazla ya da az yine adet düzensizliğine eşlik edebilen bulgular arasında yer alır. Yine aynı şekilde adet kanama miktarının süresi bizim için önemlidir. Süre normalden kısa ya da normalden uzun sürebilir. Ortalama normal bir adet süresi 2-4 gün civarında sürmektedir. Bu süreden daha kısa ya da daha uzun zamanda ortaya çıkan kanama süresi yine adet düzensizliğine eşlik edebilir. Adet düzensizliğinin tanısını ortaya koyduktan sonra temel olarak yumurtlama nolup olmamasına göre adet düzenini sağlamaya çalışabiliriz. Burada temel olan adet döngüsünün östrojen ya da progesteron gibi bir takım hormon eksikliklerden kaynaklanmadığını ve doğru tanı koyduktan sonra eksik olan hormonal durumu düzeltmek şeklinde tanımlanabilir.